Sevgili Manisalılar efendim, mutlu günler diliyorum. Bugün Sayın Doktor Mehmet Çerçi ile çok özel ama çok özel konuları konuşacağız. Efendim bugün güreşleri konuşacağız. Bugün Ortaköy'deki biyolojik gölet projesini konuşacağız. Bugün kentsel dönüşümün konusunda ne aşamadasınız diye soracağız. Bugün yerel seçim var yakın zamanda. Onun için neler düşünüyorsunuz? Büyükşehir için neler düşünüyorsunuz diye soracağız. Efendim güzel yurtta hızlı bir şekilde ilerleyen bir pazar yeri var. Onu soracağız. Efendim Akgedik'teki toplu konutla ilgili problem var mı yok mu diye soracağız. Ama bugün birinci sorumuzla efendim 23 Eylül'deki Türkiye çapında çok büyük bir organizasyonu ev sahibi yapacak olan Sayın Doktor Mehmet Çerçi'ye güreşler nasıl olacak diye soracağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar bizi izleyen bütün hemşehrilerimize. Hayırlı günler diliyorum. Efendim şeydir, sizi 10 günden bu tarafa izliyoruz. Ankara'da Türkiye'nin her yerindeki tüm bürokratlara birer kendiniz davetiye götürüyorsunuz. Evet. Ve davet ediyorsunuz buraya. Evet. Geçen seneki çok farklı bir güreş olmuştu. Çok kalabalıktı. Manisa bir anda renklenmişti ama bu seneki galiba daha profesyonel bir şey yapıyorsunuz. Önce buradan başlayalım mı efendim? Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar bizi izleyen herkese hayırlı günler diliyorum. Erdinç Bey. 23 Eylül. Önce evet. Tarihten başlayalım. Yani önümüzdeki pazar günü. Evet. Evet. Sabah 10-11'den itibaren vatandaşlarımız alanı dolduracaklar. Ortaköy Er Meydanı diyoruz biz oraya. Festival alanımız. Çok güzel bir saha haline getirdik orayı. 2 yıldır çalışıyoruz. Bu sene çok güzel yatırımlar yaptık yine. Geçen sene güzel yatırımlar yapmıştık. Önceki sene. Evet, bu son hali. Bir taraftan da görüntüleri. Yani şimdi oraya geçen arkadaşlar. Sene gelenler bu görüntüleri hiç görmemişlerdi. Evet. Efendim evet. Ben de geçen hafta gittip gördüm ama orasını bir farklı bir yer yapmışsınız. Yani derler ya, cennetten bir köşe. Eyvallah. Öyle olmuş. Bir anda canlanmış. Hı-hı. Bir anda hayat bulmuş. Evet. Ve kafeteryalarıyla, yollarıyla, piknik alanlarıyla. Göletleri. Evet. Bakın orası gölet. Müthiş bir yer yapmışsınız efendim orasını. Evet. Manisa'nın şeyi, ikinci bir mesire yeri olmuş. Aynen orası. Aynen. Değil mi? Çok sayıda her hafta sonu gidin oraya. Yüzlerce vatandaşla karşılaşırsınız. Evet. Otopark sorunu olmayan. Yok. Otopark sorunumuz falan yok. Ama hatta köftenizi bile yapabileceğiniz bir tabii. Özel mangallar içinde piknik yapılabilecek bir yer. Tabii tabii. Şömineler. Barbeküler. Evet. Barbekü, her şey olmuş efendim. Kafeteryalar. Burada. Güreş alanı. Bunun güreş alanı da burası. Evet. Değil mi bitişik zaten. İkisi bitişik. Birbirine, yan yana bitişik. Yan evet. Yana. Bir de spor alanı var. Üçlü bir kompleks yapı burası. Spor alanı, güreş alanı ve piknik alanı. Evet. Efendim size göre şey mi oldu? Şu anda Manisa'da konuşulan şey şu. Edirne'deydi bu güreşlerin memleketi. Edirne'di değil mi efendim? Kırkpınar. Tabii. Kırkpınar'dı. Ama diyorlar ki geçen seneki Kırkpınar'ı gölgede bırakır gibi oldu. Bu sene çok mu daha farklı olacak? Efendim? Yani tabii çok o kadar iddialı söylemeyelim. Kırkpınar'ın 450-500 yıllık bir geleneği var. Efendim kalesi Kurtdöreli Mehmet evet. Pehlivan'ın anısına belki 100 yıldan fazladır Balıkesir'de düzenleniyor. Yine elmalı güreşleri 660 yıldır doğru söylüyorsun. Organize ediliyor. Çok kadim bir kültür yani 500-600 yıllık bizim üçüncü mü efendim bir sene? Kültür. Bizim bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Evet. Dolayısıyla belki bizlerden sonra 20 sene sonra bundan 50 sene sonra 30 sene sonra belki Yunt Dağı güreşleri de bir elmalı gibi, bir Kırkpınar gibi. Türkiye güreş statüsüne girecek. Tabii tabii. Zaten şu anda ilk onun içerisindeyiz biz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ilgi, kapasite, katılım. Yani birkaç faktörde bunu değerlendirdim. Kaç bin kişi bekliyorsunuz efendim pazar günü? Ben bu sene 30 bin kişi bekliyorum. Yukarıda olacak. Tabii tabii 30 bin kişi. Mübalağa değil ama yani. Ama Manisalılar şey yapma, paniğe kapılmasın. 30 bin kişilik yerimiz var orada. Tabii tabii yerimiz var. Şu anda şu tribünlerde sadece şu tribünlerde oturacak 7-8 bin kişilik yerimiz var. Evet. Bu geçen seneki görüntü. Geçen yıl düzenlediğimiz doğru. Görüntü. Çok ama bu sene tribünlerin %70'ini tekrar büyüttük. Yeni tribünler yaptık. Bakın bunlar son evet. Hali. Evet. İlave evet. Ettiğimiz tribünler. Biraz daha az bir şey kaldı. Gelecek sene de onu yaptığımızda 8-10 bin kişiye yaklaşan bir tribün kapasitemiz harika olacak. Harika bir şey. Bakın mübalağa etmiyorum. Yukarıdan drone'la çektiğimiz bir görüntü evet. Bu. Evet. Dolayısıyla bu tesisi biz Erdinç Bey tek başımıza yani belediye olarak sadece kendi imkanlarımızla yaptık. Hiç kimseden de 5 kuruş para almadık. Hani şunu demesin birileri. Ya hükümetin belediyesi
AK Partili belediye, devlet gelmiş yapmış. Yok böyle bir şey. Değil mi? Daha geçen hafta, tabii konu konuyu açıyor. Ankara'daydım. Sayın Binali Yıldırım Bey, meclis başkanımız, spor bakanımız, Mehmet Kasapoğlu beyefendi, yine tarım bakanımız Sayın Pakdemirli ve AK Parti genel merkezinde bilimum genel başkan yardımcılarımız Hamza Dağ, efendim Vedat Demiröz vesaire, çok sayıda parti büyüklerini de ziyaret ettik. Genel başkan yardımcılarını davet ettik. Gelmek istediklerini çoğu ifade ettiler. Tabii bakanlar, genel başkan yardımcıları, bunların programları belli olmuyor. Doğru. Aniden Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla filan yere gidilecek. Aynen. Bir anda program, evet, çıkıveriyor. Öyle özel bir durum olmazsa pek çok üst düzey parti yöneticimiz ve bakanımız gelecekler, gelmek yani istediklerini ifade ettiler. En az bir tane, belki iki tane bakan da gelebilir. Gelemeyebilir. Bakan yardımcısı da gelebilir. Yani bir şey sıkıntısı olabilir program yoğunluğundan dolayı. Orada da ifade ettim spor bakanımıza. Manisalıdır kendisi, tabii, biliyorsunuz. Tabii, evet. Kulalıdır. Spor bakanımızla da bir hukukumuz var. Para istedim, biraz destek istedim. Yani özellikle dedim, tesislerden dolayı çok yatırım yapıyoruz. Bizi biraz zorluyor. Ondan dolayı biraz destek verir misiniz? Hayır dedi, şu anda veremem. Açık söylüyorum. Doğru. Yani hani AK Partili hükümet, hayır, AK Partili belediye, torpil yok. Al kardeşim şu kadar para, yok, yok böyle bir şey. Bence de. Kesinlikle yok. Şu anda dedi, para veremem dedi yani. Ha, gelecek sene falan belki şartlar uygun olursa konuşulabilir ama şu anda bakın tribünlerin yukarıdan, evet, harika bir yer. Görüntüsü bu. Yani tesis olarak Türkiye'de ilk 5'teyiz şu anda biz. Tesis kapasitesi ve alan, güreş alanının büyüklüğü itibariyle ilk 5'teyiz. Gelecek sene şu önümüzdeki alanı da büyüttüğümüzde, bakın bize en yakın alanı, evet, o ince olan alanı da gelecek sene büyüttüğümüzde o alan kaldı sadece büyütemediğimiz. Onu da 1500-2000 kişilik bir kapasiteye ulaştırdığımızda zannediyorum tesis olarak ilk 3'e gireriz. Değil mi? Türkiye'de. Türkiye'de gireriz. Kırkpınar, tamam, Elmalı, Karesi, doğru, gibi ilk 3'e gireriz büyüklük ve kapasite itibariyle. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çok emek verdik. 3 senedir biz burada uğraşıyoruz. Her sene bir şey yapıyoruz. Her sene bir bölümünü, evet, ilave, tabii, ediyoruz. Bu haftaki güreşler 23 Eylül'den sonrası da var bu işin, değil mi? Tabii bu 23... alan çok amaçla kullanılabilir. İttihat, bu yani, alan şey sizin için burası. Festival, evet, yani, evet, dernekler, işte atıyorum Afyonlar çok Derneği büyük, burada bir festivalini yapabilir. Yapabilir. Ya da bir Hıdrellez Şenliği, bir Yurtdağı Şenlikleri zaten, aynen, burada yapılıyor yıllardan beri. Aynen, doğru söylüyorsun. Yurtdağı Yörük Şenlikleri zaten, evet, bu alanda yapılıyor. Ne bileyim bir Trabzonlar Derneği'nin düzenlediği bir festival. Bütün gibi dernekler gibi, tabii, buraya görmeliler. Aynen. Bakın tuvaletleri, affedersin, soyunma yerleri, güreşçilerin duş yerleri, hepsi vesaire. Hepsi var. Hepsi düşünülmüş durumda. Sevgili maçlar efendim, ben burayı gördüm, söylüyorum. Sayın Başkanımız anlatıyor ama şöyle bir şey var. Bana da daha önce anlatmışlardı ama gördükten sonra biraz daha farklı oluyorsunuz. Tabii, görmek farklı. Burasını duymak değil, görmek, evet, ve yaşamak lazım. Evet, aynen. Dolayısıyla 23'ündeki tabii ki bu güreşimiz çok önemli. Yani şu anda bütün Türkiye bunu konuşuyor. 23 Eylül Pazar günü Yurtdağı'daki yapılacak güreşlerde işte Orhan Okulu var, Ali Gürbüz var, Recep Kara gibi ünlü tabii isimler bunlar var. Bunlar hep Kırkpınar'da altın kemer almış, evet, güreşçiler. Ama şu 40'a var, yakın baş pehlivan, 400'ün üzerinde de pehlivan güreşi olacak. Değil 400'ün mi? Üzerinde 500'e yakın pehlivan. Yani biliyorsunuz en küçükten, minikten başlıyor. Deste, küçük, orta boy, velen, baş altı, baş diye 13 tane branş var. 13 bu, ayrı branşta. Bu şey, basit bir olay değil, organizasyon değil bu iş. Yani bir futbol maçı değil yani. Değil, değil. Yani bunun organizasyonu haftalardır sürüyor. Cazgırları, davulcuları, efendim, su taşıyanları, yağ taşıyanları, lojistik, yani, lojistik tabii. Bunların ihtiyaçlarının giderilmesi, affedersin o gün oranın temizliği, tuvaleti, bakımı, mescidi, onların yemesi, içmesi, bütün bunların ulaşımı, otoparkı. Ve Manisa'nın ismini duyurmak istiyorum. Bunun size duyurulması, evet, organizasyonun yapılması, yani bunların hepsi bir iş, güreş ağası, ağalık müessesesi. Böyle bir sistem var. Şimdi Manisa'da tabii Manisa Türkiye'de tanınan bir ilimiz, tamam. Evet. Ama iki tane ilçeye bölündü şimdi merkezde. Evet. Daha önce Akhisar, Salih, Turgutlu tanınan kişi yerlerdi. Evet, evet, ama evet. Yunus Emre neresidir diyenler hala vardı. Evet. Bu birkaç her geçen sene gün kalmaz onlar. Her geçen gün sizin tabii, bu tabii çalışmalarınızda bu aynen, biraz daha galiba tabii, Manisa'da tabii Yunus Emre var. Yunus Emre Belediyesi ilçesi var. Tabii Yunus Emre'nin ismini de Türkiye duymuş oluyor böylece. Manisa ve yöremiz özellikle Balıkesir'den Kütahya'ya, Denizli'den Afyon'a, ne bileyim Muğla'dan Aydın'a, Antalya'ya kadar, Konya'ya kadar, Kocaeli'ne kadar
Sakarya'ya kadar bütün bu Batı Anadolu ve Orta Anadolu bölgeleri bu güreşle ilgileniyor. Geçen seneden biliyorum. Yaptığımız anketlerde bütün bu saydığımız illerden güreş severler buraya katıldılar. Edirne'ye kadar, Trakya'ya kadar güreş severler katılıyor. Buranın güreşinin kalitesini, organizasyonun kabiliyetini öğrendiler. Ataspor'u tekrar canlandırıyorsunuz. Biz güreş sporu, bizim atasporu. Bizim evet. Geleneksel kültürümüz. Özellikle amacımız, iki tane amacımız var Erdiş Bey burada. Bir, yeni nesilleri kendi kültürümüzle tanıştırmak. Aynen. Sadece güreş değil, diğer alanlarda da. Biz buna çok önem veriyoruz. Burada da güreşi, yağlı güreşi yeni nesille buluşturmak. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Bu çok önemli. İkincisi de hakikaten başta Manisa'mızın ilçe ve köyleri olmak üzere bu yörede Balıkesir'den hemen komşu vilayetlere, Aydın'a, Kütahya'ya, Uşak'a, Afyon'a kadar çok ciddi bir 40 yaşının üzerinde ama genelde. İşte gençlerin ilgisini arttırmaya çalışmamızın sebebi de bu. 40 yaşının üzerinde genelde, altında da var ama çoğunluk 45, 50, evet. 60'lı yaşlarda müthiş bir yağlı güreş sever kitle değil var. Değil mi? Öyleymiş efendim. Çok fazla. Bu insanlar Edirne'ye gidiyorlar, bu insanlar Elmalı'ya gidiyorlar, Kurtdereli'ye gidiyorlar vesaire ve her yere gidiyorlar güreş sporuna gönül vermiş insanlar. Şuradan biliyoruz efendim, bizim televizyonumuzu da arıyorlar. Böyle internetten reklamlarınız geçtiği için. Evet. Efendim yer var mıdır, sıkıntı yaşayan mı, otel var mıdır ki evet, gibi evet. Biz de birçok sorulara şey oluyoruz. Evet. Ama şunu biliyoruz ki ilgi ve alaka çok fazla. Eyvallah. Efendim size çok sorular soracağım ama güreş için Manisalılara ne diyeceksiniz? 23 Eylül'de pazar evet. günü oraya bekliyoruz. Yunta, Ortaköy, Ermeyce. Kaçta Ermeyce. Başlayacak efendim bu iş? 10 diye şeyde geçiyor ama artık 10.30 bir protokol konuşmaları evet. falan. Evet. Bir de şu var tabii, tribünün sonuçta belli bir kapasitesi var. Biraz erken gelirlerse yer bulabilir. Ayakta da binlerce seyreden oluyor ayakta. Bir de hareket var. Tribünde oturuyor yarım saat, bir saat bir hava alıyor, tekrar geliyor. Sirkülasyon var. Dışarıda aileleri oturuyor, piknik yapıyorlar. Oraya gidip iki daha sarma yiyip geliyor. Gelenler var. İhtiyaç görenler var. Mescide gidenler var. Bir çevreyi kolaçan eden, şöyle bir göreyim ne var ne yok filan. Yani akşama kadar müthiş bir sirkülasyon devinim var. Ayakta binlerce seyredenler var. Aileler dışarıda oturuyor. Yani toplam... Bir de havasından bahsedelim. Hem tertemiz bir hava. Ortaköy'ün, Yunta'nın havası zaten bambaşka. Rakımı 400-450 civarında. Güzel bir hafif böyle esintili. Güzel bir iklim, güzel bir atmosfer. İnşallah o gün hava raporlarına baktığımızda pek yağış falan da gözükmüyor. Güzel bir hava olacağı benziyor. Evet. İnşallah öyle bekliyoruz. Devam eder. 23'ünde pazar günü. Bir de Manisa'dan, merkezden belki ilgilenenler olabilir. 22'sinde cumartesi de saat 5'te kortejimiz var. Böyle bizim genç güreşçi sporcularımız, kendi kulüp sporcularımız, belediye müdürlerimiz, teknik personelimiz, bizler, nereden başlayalım? Sivil toplum, güreş severler. Yine valiliğin oradan başlıyoruz. Şeye kadar, Malta'ya kadar, belli bir şeye kadar işte. Yürüyoruz. Bir yürüyüş, ve bir davet bir kortej insanları. Davet ediyoruz. Böyle bir güreşçilerimizle de beraber bir farklı bir ambiyans. Misafirlerimiz de oluyor. Doğru. Misafir belediye başkanları, ilçelerimizden gelen konuklarımız vesaire. Şöyle bir coşkulu bir davullar. Edirne'den gelen davullarla beraber. Kaç tane davul oldu biliyor musunuz efendim? 20 civarında zannediyorum. Tabii bunun davulcusu var, zurnacısı var. Tabii, başlarında Alaaddin Bey var. Yani onların yöneticisi filan. Şoförü var. Ekip olarak onlar geliyorlar Edirne'den. 20 civarında. O zaman 20 tane davulla yürüyeceğiz. Tabii, değil mi? Cumartesi günü. Bayraklar, kortej, evet. Davul vesaire. Böyle bir kortej hareketli yürüyüşü. Olacak. Peki. Bir saat kadar falan sürüyor tabii. Oraya da davet ediyoruz inşallah vatandaşlarımızı. Vakti... Saatini söyleyelim tekrar. Saat 5. Saat 5'ten sonra 5, 5.30 Cumhuriyet Meydanı'nda orada toplantı olacak. Aynen. Ve oradan Malta'ya kadar da evet, yürüyüş olacak. Evet. Vatandaşlara katılan katılacak, katılmayan da efendim, yol kenarlarına sevgisini bize göstersinler. Aynen öyle. Manisalılık misafirperverliğini göstersinler. Eyvallah. Değil eyvallah. Mi efendim? Eyvallah. Evet. Efendim buraya gelmişken Ortaköy'deki bu biyolojik göret projesini de bir konuşalım mı? Şimdi onu geçen sene yaptık biz. Bu sene içeride, yani geçen sene ihale ettik. Güzel bir proje. Hemen Ortaköy güreş alanının çevresinde vatandaşlarımız geldiği zaman bitişik zaten iki evet, alan. Evet, yan yana değil mi? Orada çok büyük çalışmalar yaptık. Bir buçuk. Ha, burası işte gölet. Evet. Göletimiz bu. Tam bir şöyle bir kalsın arkadaşlar. Biyolojik gölet bu. Kendi kendini arıtan, böyle bir sistemi olan. Etraf tabii böyle şey değil, değil mi? Etraf yeşillik mi şu an? Şimdi bu
Bu resim tahmin ediyorum 10 gün önce ya da 15 gün önce alınmış. Evet. Şu anda orası tamamen çim ekildi bir hafta 10 gün önce. Yeşil bir yani burası. Çimler çıkıyor diyelim. 5 günlük çim var burada. Belki 3 gün 5 gün sonra burası ben dün evvelsi gün gittiğimde yeşermeye başlamıştı. 3 gün olmuştu çimler çıkalı. Ya böyle kırsal bir yer değil burası. Hayır, yemyeşil. Bunun etrafı tamamen yeşil. Ağaçlar dikildi. Bu arkalarda efendim arkalarda şey mi var? Yürüyüş yolları mı var? Şimdi bu resim Erdinç Bey. Bakınız hemen tam karşımızda göletin şelalesi var. Oradan su geliyor. Evet. Şelalenin arkasında da beton bir zemin var. Evet. Orası yok şimdi. Orası tamamen büyük bir ahşap kafeterya oldu. Kafeterya orası. Evet, arkadaki tamam, alan. Evet, bu resim bayağı bir eski bir resim. Yani ben daha yakın zannettim ama dikkatli bakınca kafeteryayı falan. Kafeterya. Ben gördüm efendim kafeteryayı. Tamam. Bu çok önce bir resim. Çok önce. Bu 5 aylık 6 aylık bir resim öyle. Bu. Aynen öyle. Bu, tam şurası bak kafeteryanın zemin betonu. Orada çok büyük bir kafeteryamız var. Yani gelenlere hizmet versin diye yaptığımız çok güzel bir çevre düzenlemesi. Şöyle diyebilir misin? Yürüyüş ben yolları, spor gördüm. Alanları, otoparkları, çimleri, ağaçları, yüzlerce ağaç diktik. Hani diyoruz ya. Yeşillendireceğiz. Bakın kafeteryanın inşaat aşaması tamam, bu. Tamam doğru söylüyorsun. Bu görüntü de belki 3 ay önceki görüntü. Evet. Daha çatısı falan kapanmamış. Doğru söylüyorsun. Burası şu anda bitti, tertemiz, pırıl pırıl hizmete hazır. Koltukları, malzemeleri, mutfak şeyleri geldi, yani geliyor. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını burada görebilecekler. Hepsini, her şeyi. Yiyecek, içecek her yaz şey var. Yaz kış burada. Harika. Hizmet vereceğiz. Bizim Manisa'dan belki bir o kadar da Ali Ağa'dan, Menemen'den, İzmir'in ilçelerinden buraya rağbet var. Biliyorsunuz bu çevreye. Zaten orada daha güzel kullanıyor galiba bu yolu. Evet, evet. Ali Ağa'dan çünkü yol çok rahat bir yol var. Tabii çok sayıda oraya ziyaretçiler gelenler oluyor. Evet. Bu göletin görülmesinde büyük fayda var. Evet. Değil mi efendim? Bitti. Bu da hizmete başladı şu anda. Peki. Ama efendim, büyük bir yatırım yaptık bayağı buraya. Bence de. Bir rakam söyleyeyim. Sadece şu alanın zeminine çim ekmek, zemini düzeltmek için 320, daha rakamı 2 gün önce aldım. 320 kamyon milli toprak serildi. 320 kamyon tabii şöyle milli toprak yani zemini ıslah etmek için. Ama şöyle bir şey yapalım efendim. Vatandaşlarımız şimdi burası görsünler. Evet tabii görsünler. Bir iki hafta sonra tekrar görsünler. Sonra biz sizinle orada röportaj yapalım. Orada vatandaşın yapalım. Için. Orada çünkü tabii. Şöyle bir şey dinlenebilir. Ya bu kadar ihtiyaç var mıydı? Vardı. Sevgili maçlar vardı. Çünkü misafiriniz geldiği zaman nereye götüreceğiz bilemiyorsunuz. Eskiden bizim bir Mevlana vardı. Efendim bir ağlayan kaya vardı. Ama şu anda misafirlerimiz götüreceğimiz. Hatta ailece çıkıp da şu an Manisa İzmir yolunda sanayinin karşısında mangallar kuruluyor. Efendim etler yanıyor, ateşler çıkıyor falan. Yani o çok güzel olmayan görüntülerden kurtulmak çok önemli lazım. Siz de çok çıkmışsınız da yurt dışında Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da pek çok yerde, Almanya'da insanlar bir kısmı apartmanlarda yaşıyorlar. Çoğunluğu müstakil evlerde yaşıyorlar. Aynen doğru. Benim ülkemde, bizim ülkemizde, bizim şehrimizde, şehirde yani Manisa'nın merkezinde insanlarımızın %98'i apartmanlarda yaşıyor. Aynen doğru. İki kere iki dört. Köylerdekiler hariç. Merkezde %98'i apartmanlarda yaşıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Hafta sonu geldiği zaman bizim insanımız Yunus Emre'de, Şehzadeler'de, Manisa'da ve ilçelerinde insanlar ufacık bir nefes alacak bir vakit bulduklarında, bir pazarı boş bulduklarında çoluk çocuk ailecek dışarıya çıkıyorlar. Evet doğru. Kıra çıkıyorlar. Bir yeşil alana ailecek oturalım. Yakın akrabalarımız, dostumuz, arkadaşımız da alalım. 2-3 araba birlikte. Çoluk çocuk, çocuklar top oynasın. Bizler orada bir mangal yapalım. Mangal yoksa bir sarmamızı, çayımızı, şeyimizi, nevalemizi götürelim. Orada bir vakit geçirelim. Serin havada, çimlerin üzerinde, çamların içinde. Bizim insanımız her hafta seviyor sonu bunları. Hava çok soğuk değilse bunu yapar. Kışın soğuk dönemler hariç. Sıkıntılara rağmen yapıyor. Sıkıntılara tuvalet rağmen. Yok, su yok, olmadan yapıyor. Şimdi hepsini yapıyoruz. Tamam işte. Orada her şey var. Özeti bu efendim. Su var, çocuk oyun alanları var, spor alanları var, yürüyüş alanları var. Tuvaleti var, lavabosu, mescidi var. Her şey var. Velev ki siz bir araba gittiniz, iki araba gittiniz. Hazırlığınız yok. Çay, kahve, piknik oradan geçerken ya da gittiniz hiçbir hazırlık yapma imkanı olmadı. Bir arkadaşınız geldi. Orada bizim tesislerimiz var.
Orada köfte mi yedirmek istiyorsun? Çay mı içirmek istiyorsun? Bir tatlı mı yedirmek? Orada o imkan da var. Dolayısıyla bunlar tamamen halka hizmet amaçlı çalışmalar. Efendim Yunt Dağı için çok güzel projeniz var. Eyvallah. Onu daha ilerideki günlerde konuşacağız. Çünkü ben de sizin bir toplantınıza katılmıştım. Orada gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum ama şu var. Görmeden insanlar bunu şey olarak düşünüyorlar. Ya acaba hayal mi? Böyle bir şey olur mu diyorlar. Bu görmekte fayda var. Bizim hep ayağımız hep yere basar. Doğru. Efendim Manisa merkeze gelelim Yunt Dağı'dan isterseniz. Gelelim mi efendim? Gelelim. Kentsel dönüşüm konusunda efendim nerelerdeyiz? Neler yapıyoruz? Hangi aşamalardayız? Kentsel dönüşümde sizin için çok önemli bir bu benim idealim, hayalim. Türkiye'nin hayali aslında. Gerçekten şimdi bazen Erdinç Bey, insanlarımıza bazı şeyleri anlatmakta ben zorlanıyorum. Büyük hayallerimiz var. Burası bizim Laleli Mesir Mahallesi'nin kentsel dönüşüm planı ve mimari tasarımları. Evet. Büyük hayaller bunlar, büyük hayaller. Ama uçuk kaçık hayaller değil, ayağı yere basması gereken. Hep söylerim kendi müdürlerime, başkan yardımcılarıma. Hayaliniz büyük olsun, büyük hayalleriniz olsun, büyük hedefleriniz, büyük umutlarınız olsun. Ama bu sizin ayağınızı yerden kesmesin. Aynen doğru. Uçurmasın. Uçarsınız, ona biz hülya peşinde koşmak diyoruz Türkçe'de. Hülyalarının peşine daldı gidiyor, ayağını kesti dünyadan yerden, tamamen gerçeklikten koparsınız. Evet. Öyle değil. Ayağınız yere basacak, gerçeklerle hep yüzleşeceksiniz, bir ayağınız hep yerde olacak, sağlam zeminde olacaksınız. Ama büyük hayalleri kurup, onların planlarını, projelerini ortaya koyup gerçekleştirmenin peşinde olmanız lazım. Şimdi kentsel dönüşüm de böyle bir şey. Biz 2014'te seçimden hemen birkaç ay sonra bu hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Gerçekten bakın çok samimiyetle söylüyorum. Laleli ve Mesir Mahallesi Türkiye'nin örnek projelerinden bir tanesi. Değil mi? Evet. Çok harikulade bir proje, örnek bir proje, dönüşmesi çok mümkün ve kolay bir proje. İddialı bir şey söylüyorum. Biz buraya başlayalım. İnşallah başlayacağız. Seçimler de geliyor. İki tane proje yaptık. Bir tanesi bu. Laleli ve Mesir şu anda görünen mimari tasarımlar. Laleli'nin görüntüleri. Bunun içerisinde 6000'e yakın konut var. 5800 civarında. Metrekare üzerinden gittiğimiz için sayılar tam son ana kadar netleşmiyor. Şu anda projeler çalışılıyor. Planlar onaylandı. Askıdan indi. İtirazlar oldu. Değerlendirildi. Tekrar düzeltildi, tekrar askıya çıktı, tekrar indi. Şu anda da mimari tasarımlar onaylanmak üzere sırasını bekliyor bakanlıkta. Laleli ve Mesir 6000 civarında konut, 2000'e yakın iş yeri, kent merkezi, kent meydanı, bulvarları, çarşıları, sosyal donatı alanları, ticaret alanları. Yeni bir şehir yaratıyor. Yepyeni bir şehir merkezi ve yepyeni bir şehir. Konutlarıyla, ticaretiyle, bütün fonksiyonların olduğu kültür merkeziyle, valilik binasıyla, kaymakamlık, belediye hizmet binaları, kamu binaları, okullar, yeşil alanları, otoparkları, ne istersen. Yani bunu küçük bir şehir kabul edin. Laleli ve Mesir'i farz edin ki yeni bir şehir kuruyoruz. Yunus Emre yok, Şehzadeler yok. Yeni bir şehir kuralım şuraya, X noktasına dediğimizde bunun içinde hepsi var. Bu plan var. Evet, bu planın içinde hepsi var. Sadece biz bunu nereye kuruyoruz? Yunus Emre'nin merkezine. Evet. Burası şehrin tam göbeği. Laleli ve Mesir. Her şey hazırlandı. Şimdi mimari tasarımları onaya sunuyoruz. O aşamadayız. Seçimler geliyor. Yani mimari tasarımlar, sözleşme görüşmeleri vesaire, maketler Ocak ayına kadar bunlar yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Tam o aralar ihalesinin yetişirse ihalesinin yapılması lazım. Kazmayı vurmamız lazım. Şimdi bunu koyduk bir kenara. Bir diğer proje, burası 70 hektarlık bir alan. Yani 700 dönümlük bir alan. Laleli ve Mesir. Bir diğer projemiz 11 hektara yakın, yani 108 dönümlük bir alan. Lalapaşa ve Mutlu Mahallesi. Evet. Diğer projemiz. Orada belki buradan bir ay daha ilerideyiz. Öyle mi? Tabii. Orası daha küçük bir alan. Geçen hafta Ankara'ya gittiğimde, önceki hafta pardon, Ankara'ya gittik. Genel müdürün nezdinde komisyonda toplandık.
belli bir yere getirdik. Bu hafta karar verilecek. Bugün yarın karar verildiği takdirde Laleli ve Mesir eğer bizim istediğimiz gibi karar verilirse sözleşmeler orada, çünkü 600'e yakın hak sahibi var. 1400 civarında bir konut öngörüyor. Pek fazla ticaret yok orada. Evet. Orası çünkü kenarda kalıyor. Lalapaşa'dan bahsediyorsun değil mi? Lalapaşa biraz kenarda kalıyor. Orası şehir merkezi olmayacağına göre orada farklı bir proje izliyoruz. Ama orası da efendim alanlar daha genişliyor değil mi? Tabii tabii. Yeni, tabii. Yani bir yeşil. Rahat nefes alacak değil mi insanlar oradakiler? Şimdi orada çok sıkışık bir mahalle orası. Her yer yeşil alan. O binaların dışında yollar, yeşil alanlar, yeşil bahçeler, iç bahçeler, ön bahçeler, yan bahçeler. Böyle binalar var ama önü, arkası, sağ solu hep bahçe. Evet. Böyle bitişik nizam değil. Ayrık tamam. Nizam dediğimiz tamam. Yapılar evet. Onlar. Böyle yapılar. Orada da 5 ya da 6 ada halinde düzenlendi. Hı hı. Yani Allah nasip ederse, yapabilirsek, bir aksilik olmazsa, işler umduğumuz gibi yolunda giderse, Ocak ayı içerisinde falan orada kazma vurulacak hale getirebiliriz. Bakın kesin konuşamıyorum. Henüz daha önümüzde birkaç adım var. O süreçleri de doğru izlersek Ocak ayında Lalapaşa'da kazmayı vurabiliriz. İnşallah. Güzel, inşallah. Bir aksilik olmazsa. Evet. Çünkü bu benim hayalim. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin olmazsa olmazı. Manisa'nın bir gerçeği. Türkiye'nin gerçeği. Bu binaların değişmesi lazım. Bir de Laleli Mesir daha planlı bir alan ama Lalapaşa ve Mutlu tamamen gecekondu. Evet. Kerpiç yapılar, çok zayıf yapılar, sokakları çok berbat. Orayı mutlaka bizim bir şekilde olması lazım ki aileler mutlu, huzurlu bir apartmanda, evde yaşasınlar düzgün değil mi? Bir ortamda yaşama imkanları olsun. Soğuktan, İnşallah. Sıcaktan korunsunlar. Tabii tabii, doğalgazı girecek gibi. Vesaire, sokakları genişleyecek, yolları düzelecek, otoparkları vesaire, bahçeleri. O zaman çok daha şanslılar Lalapaşa Mahallesi. İnşallah oraya belli bir yere getirdik. Ankara'da bir son görüşmelerini yaptık oranın. İnşallah bir aksilik olmazsa umudumuz. Fatma Turan hanımefendi demiş ki Laleli'yi unuttunuz mu başkanım? Sorunlarımız var demiş. Ne, Laleli'yi mi? Laleli'yi unutmadınız değil mi başkanım? Baştan beri konuşuyoruz ya. Tamam. Laleli'yi yani, konuş. Ama daha önce gelmiş bu soru efendim. Tamam. Tamam, onu hallettik. Eyvallah. Peki. Akredik'te bir yatırımlar yaptınız toplu konutla ilgili ve çok kişi ev sahibi oldu. Akredik bir anda efendim bir mahalle oldu. Tabii cazibe yani, merkezi oldu. Cazibe merkezi hem de modern bir mahalle oldu evet. Galiba değil mi? Aynen. Peki konutlar varsa arkadaşlar bir getirsinler görüntüleri. Konutlar ne halde efendim? Oradaki problemler aşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Ya problem dediğim bir şey değil. Yok. Yani bunu bazıları çok büyütüyor. Ben şimdi Hayır, problemsiz bir yer olmaz da ama şu an siz çok büyük bir aşama kaydettiniz şu anda. Ya tabii tabii. Değil mi? Ya biliyorsunuz biz orada yine seçimlerde söz vermiştik. 3000 konut yapmayı düşünmüştük. Akkedik bölgesinde. Sonra 5500 oldu. Sonra Gürle'yi de içine kattığımızda OSB ile de görüştük fabrikalarla. Çok temaslar yaptık. Çok ciddi görüşmeler yaptık. 5000 oradan geldi. 10.000'in üzerine çıktı toplu konut. Tabii 5-6 yıl içerisinde. Yani yıllara yayarak 6-7 yıl içerisinde. 2014'te 2015'te esas başlamış olduk. Yani 2015-2023'e kadar belki 24'e kadar falan bunlar böyle devam edecek. Şu anda ikinci etapın son halini görüyorsunuz. Bakınız Erdinç'te evet. Bu görüntüler. Birinci etap değil. Teslim ettik 1100 konut. İnsanlar oturuyor orada. 1100 konutta oturuyorlar. Bunlar 1500 konut ikinci etap. Bakınız rahatlığa bakın. Konutlara çok. Bakın. Bloklar çok. Ayrı ayrı. Çok. Evlerin güzelliğine bakın. Bence de. Hiç öyle bir çirkin bir yapı yok. Bence de. Önümüzdeki bahardan itibaren burası da bitmiş hale Arzu gelecek. Arzu Çam hanımefendi demiş ki ikinci etapta ne zaman daha çıkacak başkanım diye sormuş. Kuralları çekildi onların. İkinci etapta. Bu ikinci etapın kuralları çekildi. Evet. Ne zaman daire çekilişi olacak demiş. Şöyle. Şimdi iki türlü çekiliş yapıyor. Arzu Hanım mı dediniz? Evet. Arzu Hanım anladığım kadarıyla orada hak sahibi. Galiba. Kural 9000 kişi müracaat etti. Kurallar çekildi. Arzu Hanım'a da oradan daire çıkmış. 2+1 ya da 3+1. Hı. Ama hangi nolu daire belli değil. Daire kuralları çekilecek. Evet. Onu tahmin ediyorum Mart'ta, Nisan'da o aylarda yaparız. Yani Arzu Hanım'ın dairesinin ismi belli olacak. Size 43 nolu apartman, 14 aslında nolu daire. Aslında 2+1 tamam. Sizin hakkınız var ama daire numarası belli. Hakkı sabit ama hangi daire? Onun tamam. Kurası çekilecek. Onu soruyor. Onun için daha vaktimiz var Arzu Hanım. Yani bir 3-4 ay sonra inşallah onu da ya da 5 ay sonra falan çekeriz. Altyapıyla ilgili sıkıntılar bitiyor değil mi? Yok, çok sıkıntı yok zaten altyapı. Değil mi? Ya bakın
Erdiş Bey. Hayır, yeni bir şehir kuruyor. Tabii ki olacak yani. Ya hayır, kolay ya. Bir şey mi siz? Hayır. Şimdi dağın başına. Bak burası bir dağ başıydı. Evet. Bundan 4 sene, 3 evet, sene önce. Evet, evet. Yepyeni bir şehir kuruyorsun. Buraya yağmur suyu kanalları yapılıyor. Tabii. Buraya su ve kanalizasyon altyapısı döşeniyor. Buraya fiber optik kablo çekiliyor. Bunun altından, yer altından doğalgaz hatları çekiliyor. Bakın kaç yani, tane telekomünikasyon hatları çekiliyor. Doğru, bütün altyapıya bunlar yapılıyor. Elektrik kabloları çekiliyor. Elektrik kabloları çekiliyor. Sonra üstü düzenleniyor. Yollar, yeşil alanlar, spor alanları ayrılıyor. Sonra üst yapı yapılıyor. Yollar döşeniyor. Asfalt, taş, spor alanları yapılıyor. Yeşil alanlar üstü rekreasyon yapılıyor. Bir taraftan binalar bitiyor ve yeni bir şehir kuruluyor her şeyiyle beraber. Şöyle, arıtmasıyla beraber, şöyle, su kaynaklarıyla beraber. Şöyle yapmalı insanlar, gözünü kapatmalıyız. Hı. Efendim dağlık bir şeye, bir yere inşaat şehir kuruyorsunuz. Evet. Çok kolay bir şey değil. Akıllarından bir dağ hayal etsinler. Evet. Vardır köylerinde. Bomboş bir yer. Yani bir elektrik sene sonra gelecek, gidiyorlar köylerine. Evet, elektrik her gelecek, beraber. Su gelecek, doğalgaz gelecek. Kaç kilometreden evet. geliyor biliyor musunuz doğalgaz? 8 kilometreden yani doğalgaz geliyor. Yani bir de o da var. Oraya. Evet. Elektriği 7, 9 kilometreden biraz getiriyor. Sabırlı olmalılar değil mi? Hayır, geldi yani. Hepsi oraya. Şu anda birinci etapta var. Bunlar hayata geçti. Şimdi ikinci etapın da altyapısı yapılıyor böylece. İnşallah onu da önümüzdeki bahardan sonra bitireceğiz, teslim edeceğiz. O arada inşallah üçüncü etapında çalışmaları Sevin devam ediyor. Akbul Tanfiyan sormuş. Ona cevap vermiş oldunuz. Onu da şöyle bir ayırıyorum efendim. Eyvallah. Tabii bu yaptıklarınızı sizin daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Ve insanlar çok da mutlular, memnunlar. Tabii ki yani her şey dört dörtlük olacak. Şimdi kendi evimizde, apartmanımızda bile bir başka sorunlar oluyor değil mi başkanım? Yol kazılıyor, ya, elektrikler kesiliyor, efendim bir şey oluyor. Deniz Bey, memuriyet yaptım 16 sene. Mesleğim icabı, tıp doktoru olarak mecbur hizmet yaptık, uzmanlığa gittik, askerliğe gittik, şehir değiştirdik, bir sürü ev değiştirdik. Her ev değiştirdiğinizde... Değil mi? Hani deniyor ya, yeni evin eksiği bitmez diye bir laf var bizde. Bir ay, iki ay, yok kornişin orası bilmem ne oldu, yok işte mobilyanın bir tarafından sorun çıktı, mutfağın işte sifonunda bir sorun çıktı. Bir ay, iki ay, hatırlayın, herkes ev değiştiren, yeni ev aynen kuran doğrusu. Herkes. Aynen doğru. Müteahhitten de alsan, başka yerden de alsan, ikinci el de alsan, bu eksikler, boyası, badanası bitmez. Bizim de şimdi müteahhit firma gayret ediyor. Bir de müşavir firma var. Gittiniz evinize baktınız. Birkaç eksik gördünüz ya da camı çatlamış. Sifonunda bir sorun gördünüz. Söylüyorsunuz. Düzeliyor. Diyor ki biraz geç kaldı. İşte düzelmedi bir aydır. Ya, tamam mı? 1100 tane ev var. Evet. Her birine bir gün usta gitse, 3 eve gitse, 5 eve gitse bir usta. Demek ki 15-20 gün, bir ay alabiliyor. Şimdi bunların hepsi 15-20 gün sonra unutulur gider. Ama bir arkadaşım söyledi efendim. Orada ev sahibi olmuş. Daha çok problemle karşılaşacaktım diye düşünmüştüm. Ama çok az bir problemimiz evet, vardı. Evet, normal bunlar. Hepsi. Yani böyle bir şey olacak. Ve bunlar da bir ay içinde, 20 gün içinde hepsi tertemiz, çözülüp gidecek. Yepyeni bir şehir, yepyeni bir şey söylüyorum. Biz Kasım alan. Ayında bunlar biter diye düşünelim mi? Aynen. Ekim, Kasım. Kasım'a kalmaz. Kalmaz. Tamam efendim, bize geçecek. Soru soranlar da şey... Kasım'a kadar kalmaz diye söylüyoruz. Kalmaz. Çünkü biz Kasım'a kadar tekrar yapacağız, sohbet edeceğiz Sayın Başkanım'la. Tekrar sana da soracağız. Merak yani etmeyin ama. Evleri gezdik, gördünüz siz de. Başkanın bir özelliği var. Hafızasına koyduğu her şey zamanında oluyor. Bakın ben Kasım diyorum ama kalmaz diyor. Kalmaz, biz kalmaz. Ekim'in sonu tekrar bir toplantı yapacağız tabii, efendim. Tabii kalmaz. Pazar yerinin efendim güzel bir takı kapalı pazar yerini bekliyorlar oradaki vatandaşlar. Evet. Erdiş Bey, önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta bilemiyorum, bir pazarcılar odası başkanımızla da bir ayaküstü görüştük Halim Bey'le. Bir toplantı yapacağız. Esnaf bunu hızla bekliyor. Merakla. Vatandaş da bekliyor. Vatandaş da bekliyor. Bakınız son hali bu. Bu evet. Yani biz planımız Ocak ayına kadar bunu bitirmek. Belki 15-20 gün sarkar, belki bir ay sarkar. Olağanüstü bir şey olmazsa. Biz Mart diyelim ona başkanım. Yok, Mart çok geç. Mart'a kalmaz. Sevgili başkanım, başkanı tahrik ediyorum. Başkanı bakın geriye alıyor. Görüyorsunuz Mart'a değil mi? Mart'a kalmaz. Peki evet demiyor çünkü şeyi var. Mehmet Bey'in, Sayın Başkan'ın bir özelliği var. Tarih koyduğun o tarihte olacak. Tabii. İki var diye çalışıyorlar şu anda. Sadece biz pazar yeri falan yapmıyoruz ha. Biliyorum. Bunun pazar yeri ismi biraz zaten evet, değişik küçük, bir isim değil mi? Oraya, oraya biz oraya bir isim yarışması da açacağız Erdiş Bey. Biraz daha doğru. Şöyle toparlansın. Adını sen koy diye bir çok yarışma. Çok amaçlı bir yer. Çok amaçlı yer burası. Otoparkı var. Çok sayıda açık ve kapalı efendim pazar yeri salonları var. İş yerleri var, dükkanlar var. Manisa'nın en büyük toplantı salonu şimdi burada yapılıyor. En büyük.
Hani kültür merkezi anlamında burada nikah da yapabilirsiniz, düğün de ya da bir toplantı, bir konferans, bir organizasyon. Çok sayıda gençlik merkezinin içerisinde küçük eğitim salonları var, evet. Fuayesi var, sergi salonu var, kafeteryası var, içinde mescidi var, lavaboları var, çocuk emzirme odası var, dükkanları var, iş yerleri. Yani buna pazar yeri bu fonksiyonlardan sadece biri. Dolayısıyla bunun adı pazar yeri olmamalı. Çok amaçlı bir merkez burası. Evet. Evet, yani Manisa Çarşısı ya da Yunus Emre Çarşısı mı desek? Çarşı ve yani, çarşı kültür merkezi gibi yaşam bir şey. Merkezi desek yaşam merkezi gibi bir bakın, şey. Bakın yaşam merkezi. Tabii tabii. Yani nereye gidiyorsun? Yaşam merkezine gidiyor. Yaşam merkezi güzel bir isim değil mi efendim? Olabilir. Onun yarışma yapıp bir biz şey de, yapacağız. Biz de açacağız. Katılalım. Olabilir. Mesela olabilir. Bir iki yaşam merkezi olsun. Biraz daha büyüsün, gelişsin de. Biraz daha. Evet, İnşallah. Hızla hatta çalışmalar Sayın Başkanım, devam şöyle ediyor. Yapalım. Biz orada da bir tam şöyle bir ay, iki ay sonra orada bir canlı yayın yapalım. Tabii tabii yapacağız. Yaparız. Tamam, orada hem orada yapalım hem de Ortaköy'de yapalım. Aynen orada yapalım. Orada da yapalım. Tamam peki. Yani çok çok iddialı bir projedir bu Erdinç Bey. Yani bu pazar yeri, kültür merkezi, gençlik merkezi, iş merkezi, iş yerleri var çok sayıda. Yani böyle bir iki dakikada konuşulacak böyle aynen bir doğru. Şey. Aynen bunun doğru. Cepheleri, mimarisi, estetiği. Otoparklarıyla falan bunun çevre bitmişi var mı acaba arkadaşlar? Ha bitmiş projesi. Proje var mı acaba? Proje yani olarak. Çok hazır değil bir arkadaşlar. Proje, belki proje ama vardır. Vardır bitmiş elimizde. Varsa eğer bitmişe bakabiliriz. Evet. Ona bakalım. Vardır vardır. Yani, şimdi koyarlar onu. Ben çünkü, bu projenin evet, üzerine. Bu mu efendim? Evet. Bir buçuk sene. Sevgili Manisa iki seneye efendim, yakın buraya bir ver. İsim aranıyor. Evet. Bu çok amaçlı olan bir yere isim aranıyor. Üst, bakın bu üst kat kültür evet. Ve gençlik merkezi. Evet. Bu, görüyorsun bu evet. Üstteki kat. Evet. Ve oranın girişi falan tamamen ayrı. Yani pazar yeriyle hiç alakası yok. Bildiğim kadarıyla pazar yerine araçlar alttan girecekler. Tabii, tabii, tabii. Efendim eşyalarını bırakacaklar, tabii, çıkacaklar tabii, tabii. Değil asansörle mi? Yukarı çıkıyorlar. Gelen pazara gelen insanlar arabalarını aşağı bırakacaklar. Tabii, 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 tabii. Üst katta başka. Ama sevgili Manisalılar efendim burası için isim aranıyor. Aklınıza kalsın diye söyleyelim. Evet. Sayın Başkan'ı söyledi. Onu, iyi bir isim o zaman bir yarışma ama falan adı pazar yeri olmamalı. Pazar yeri deyince biraz ben buna aklımda bir isim var da söylemeyin. Yani şöyle. Siz de katılın efendim yarışmaya. Ben de katılacağım. Evet. Tamam siz de katılın. Evet. Efendim bu kadar çok çalışmadan sonra ve yapılan hizmetlerden sonra siz bir de çok yakın ilçelere de yardım ediyorsunuz galiba. Değil mi? Yani zaman çünkü zaman. En büyük ilçenin belediye başkanı olarak siz değil mi zaman zaman bazı ilçelerde görüyorum, çalışmanızı görüyorum, işte sizin araçlarınızı görüyorum. Meclis kardeş, kararı alıyoruz, kardeş belediye. Kimler satışını. Bunlar mesela? En çok sizden yani, faydalananlar var mı efendim? Ya işte Göl Marmara belediyemiz mesela. Orada bir kültür evi gibi bir şey yaptı. Oraya yardım evet. Ettik. Meclis kararı aldık falan. Taziye hı-hı. Kültür merkezi gibi bir yer yaptı. Bazı okullar yardım istiyor. Okullara falan böyle bazı destek. İlçelerdekinden bahsediyorsun değil mi? Tabii ilçelere. Gayet güzel. Elimizden geldiği tamam. Kadar onları çok... şey bizden bunların reklamını yapmıyoruz Erdinç Bey. Bizde biraz reklam eksikliği yani, var mı? Biz yaptığımızın reklamını bile yapmaktan aciziz. Reklam da demeyelim, tanıtım. Biraz belki bu konuda mütevazilik mi diyelim buna? Mütevazilik. Daha doğrusu bir görev mi bu? Reklam yapmak da bir bütçe gerektiriyor. İşi yapıyorsunuz 100 liraya. Onun tanıtımı, reklamı hadi 5 lira, 10 lira ona bir de bütçe ayırmanız gerekiyor. Ya diyorum ben zaten bu 10 lirayı 5 lirayı yine başka bir işe ayırayım da iş yapalım yani. Vatandaş görüyor diyorsun. Vatandaş zaten yaptığımız eseri görüyor. Yunus Emre Belediyesi'nin o parkı, bahçeyi, spor alanı, kültür merkezi neyse adı, konut vesaire, yol, kaldırım. Vatandaş diyor ki zaten bunu Yunus Emre yaptı. Yaparken zaten orada o çevrenin vatandaşı bunu biliyor. Şimdi ben bir daha onun üstüne Yunus Emre yapmıştır bilmem ne. Bir de bunu duyurayım oraya buraya allayayım pullayayım. Şimdi birileri yapmadığı işlerin reklamını yapıyor. Yapılmamış iş bir proje. Benim de var. Benim huzur evi projem var. Efendime söyleyeyim belediye hizmet binası, belediye meydan proje. Pek çok projelerim var daha. Henüz başlayamadığımız. Barbaros projemiz var. Ama bu kalkıp da bunlara reklam bunları günlerce reklam yapmanın bir alemi yok. Çünkü daha ortada bir şey yok. Yani bunların hayata geçmesi lazım ki. Onlar zaten kendi reklamını kendisi yapar. Evet vatandaş görüyor. Vatandaş diyor. Yaşayacak onu. Görmek de değil yaşayacak. İçinde yaşayacak. O zaman reklamı onlar kendileri yapar. Tamam. Ben böyle bakıyorum. Peki. İş yapmaya çalışıyoruz biz. Eser yapmaya çalışıyoruz. Sosyal projeler yapmaya çalışıyoruz. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yetişemediklerimiz de vardır mutlaka. Ama imkanlarımız var. Kabiliyetlerimiz var. Yani bizim de sonsuz
Sınırsız, gücümüz yok. Sınırsız diyorsun. Gücümüz, imkanımız yok. Ama planlamayla gidiyorsunuz. Tabii ki yani. Bunları planlamaya çalışıyoruz. Evet sevgili maçlar efendim, beklenilen soru iyi soruyorum şu anda Sayın Mehmet Çerçi. Neymiş bakalım, ben de merak ettim beklenen soruyu. Mehmet Yavuz diye bir arkadaşımız benden önce sormuş. Önce onu okuyayım sonra bakalım. Büyük şehri adayınızı koyacak mısınız yoksa Yunus Emre'den mi devam edeceksiniz demiş. Bu Mehmet Yavuz. Şimdi ben geliyorum efendim soruma. Efendim Yunus Emre. Mehmet Yavuz'a ben buradan soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim şimdi bana Erdiş Bey, benim bir huyum vardır bakın. Benim müdürüm gelir şimdi. Bakın benim huyum budur. Bu çok doğru bir yöntemdir. Çalışanım, teknik personelim, mühendisim, mimarım ya da müdürüm gelir. Başkanım buyur kardeşim. Şurada şöyle 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 bir sorun var. Bir proje, bir işle ilgili. Ne yapacağız? Bana soruyor. Bunu nasıl düzeltelim? Senin çözümün ne? Hı. Söyle bakalım. Sence ne yapmamız lazım? Ben hemen ona karşı soruyu sorarım. Onlar da onu bilir. Bildiği için de hazırlıklı gelirler. Şimdi evet, başkana başkana bir sorunu götürelim. Ama Sayın Başkan da bize diyecek ki sen burada bir çözüm hazırladın mı? Kafanda bir çözüm ya da çözüm önerileri birden fazla da olabilir. Şöyle de yapabiliriz, bunu da yapabiliriz. A, B, C şıkları da olabilir. Herkes bunu bilir. Benim karşı soruyu onlara soracağımı bildiği için hazırlıklı gelirler. Evet müdür bey sen bu konuda ne öneriyorsun? Senin çözümün ne? Söyle bakalım derim. Onlar da bana anlatır. Şimdi burada da Yavuz Bey değil mi kardeşimiz? Evet Mehmet Yavuz. Büyükşehir'e aday olacak mısın diyor. Burada mı devam edeceksin? Ben de diyorum Yavuz Bey kardeşim. Senin düşüncen ne? Evet. Büyükşehir'e aday mı olayım? Hani ben onu saygımdan soruyorum yani. Evet. Yoksa yerimde mi kalayım? Yoksa yerime devam mı edeyim? Senin düşüncen ya da hiçbir yere aday da olmayabilirim yani. Evet. Ya ben yeter artık. Artık bundan sonra bir başkası olsun. Yok. Yunus Emre'de yaşayan vatandaşlar şu anda sizin efendim ben adaletten çekiliyorum veya olmak istemiyorum cümlenizi prim vermezler. Hatta kırılan çok olur. Şu anda Yunus Emre'dekiler de biliyor hizmetleri görüyorlar efendim. Eyvallah. Yani yapılanları görüyorlar ama şey var isminiz geçiyor şu anda 31 Mart yerel seçimleri için Mehmet Çerçi Büyükşehir'e aday olur. Olabilir. Niye olmasın diyenler var. Tabii ki bu bir parti programıdır. Efendim yetkililer baktıklar ama ben bu sorulara karşı şimdi kısa bir zamanda 4 tane 5 tane telefon geldi sorar mısınız diye. Evet. Ne oluyor dediler. Efendim ben saate bakıyorum. Siz geçen saati biliyorum. Evet. Biraz sonra keseceğim ama tamam. Bu soru önemli. Şimdi Erdiş Bey şöyle cevap vereyim ben. Büyükşehir'le ilgili hayallerinizle düşünceleriniz, hizmet anlayışınız efendim onu da bir içine koyarsanız şöyle. En zor soruyu. Ya şimdi ders çalışmadığınız yerden mi sordum? Yok, ben her zaman bu tür soruların hepsine benim verecek cevabımız var. Dimağımda cevaplarım hazır her zaman. Bu konuda elhamdülillah birikimimiz var. Şimdi şöyle başlayalım. Bir, kaderimizde ne yazıyorsa o olacak. Evet. Biz kaderciyiz tamam. Bu konuda. Kadere iman. Önce diyor, imanın şartlarından bir tanesi. Doğrudur. Kadere iman. İki, kadere iman ama siz gereğini yapmanız lazım diyor. Yani kadere teslimiyet anlamında değil. Siz gereğini yapın, tedbiri alın, takdir Allah'ındır diyor. Doğru söylüyorsun. Tedbir kullan. Biz gereğini yapacağız. Bunu koyduk. Bu imani mesele. Evet. İnancımızla ilgili. Bunu bir tarafa koyduk. Kaderde ne varsa o olacak. Biz de kul olarak gereğini yapmamız lazım. Bir diğer mesele. Benim ne düşündüğümden daha çok halkın ne düşündüğü burada önemli. Manisalıların, Yunus Emre'lilerin, Şehzadeliler, Selendililer, Kulalılar, Alaşehirliler yani tüm halkımız. Sadece parti tabanı da demiyorum bakın. AK Parti'nin Manisa'da en az %40 ila 45 arasında değişen 47'ye kadar çıkan zaman zaman bir oyu var. Bizim parti tabanı 40 ila 40. Ve siz iki dönemde milletvekili evet. Yaptığınız için bu partide... Evet. Tabii karış karış gezdim bütün diyarları, bölgelerimizi, şehirlerimizi, ilçelerimizi. Daha dün 6 ilçeyi gezdim. Selendi, Kula, efendim, Görmamara, Demirci, Köprübaşı ve Gördes. Bütün o dağ bölgesinin, kırsal bölgenin ilçelerini hepsini dolaştım. Onlarca vatandaşımız, partilimizle görüştük, belediyelerimizi ziyaret ettik. Davetiye vermek için gittik. Doğru. Yani güreş davetiyesi. Sadece AK Partili belediyeler de değil, diğer AK evet, Parti'de olmayan, Selendi, Selendi Kula gibi. Onlar da bizim arkadaşlarımız, merhabamız olan arkadaşlar. Hepsine gittik, gezdik. Şimdi burada şunu demek istiyorum.
Benim ne düşündüğüm çok da önemi yok. Halk ne düşünüyor? Parti tabanı ne düşünüyor? İnsanların talepleri insanları bir yere getirir. Evet. Yani karşılıklı bir şey olması lazım. Gönül bağı olması lazım. Bir marifet iltifat meselesi var bizim kültürümüzde. Maaşı olması lazım. Göz göze gelmesi lazım. Marifet iltifata tabidir diyor. Yani bir marifet iltifat meselesi bizim kültürümüzde çok önemli. Yani ben çıkayım. Şimdi emin olun çıkacak önümüzdeki 1-2 ay içinde AK Parti'den ve diğer partililerden de. Bir sürü arkadaş, bir sürü vatandaş. Ben büyükşehre adayım, ben ilçeye şuraya adayım. Bilmem ne, hiç umulmadık adamlar. Ya bakacaksın bazılarına, ya bu da nereden çıkmış? Hani insan bir yerini yurdunu bilir dediğin bazı insanlar. Bunlar da kendilerini bir yerde görüyorlar. Ama kaç kişi görüyor? Belki etrafındaki 10 kişi, 20 kişi. Ha bir kısım belki daha değerli insanlar da çıkacak. Yani tabii topluma doğru, hizmet etmiş, çevresi, etkisi olan. Ama bakıyorsun olmadık insanlar da çıkabiliyor siyasette. Ben de varım, bu bir yarıştır diyor, ben de varım diyor. Çok da önemi yok bunların. Evet. Önemli olan vatandaşın, sizin çıktığınızda ya da sizi oraya çıkaran tabandaki karşılık. Taban aynen, sizi oraya çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Bu önemli. Yani bir şey söylemeye çalışıyorum. Halk tabanın, parti tabanındaki köylere kadar, yani Gördes'in Güneşli kasabasına gittiğinizde, Benli Ali'ye, Deli Çoban'a, Evciler Mahallesi'ne gittiğinizde ya da Selendi'nin Pınarlar Köyü'ne gittiğinizde, ne bileyim ben bir Sarıgöl'ün işte Dadalı Köyü'ne gittiğinizde, orada sizin bir karşılığınızın var ya da yok, ya da Soma'nın Sevişler Köyü'ne gittiğinizde oradaki insanlardan size bir elektrik ya da sizden onlara bir etkileşim var mı yok mu, orada bir beklenti var mı yok mu? Evet. Varsa zaten sorun yok. Değil mi? Tabii. Bir konunun bir tanesi bu. Taban. Halk tabanı. Taban diyoruz ya biz. Aynen doğru. Bu. Bir boyutu da bu. Bir diğeri de Ankara boyutu. Tabii doğru. Yani biz AK Parti açısından baktığımızda parti genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve parti üst yönetimi nezdinde yapılan çalışmalarda anketler yapılıyor şu anda eminim. Evet, doğru. Bütün partiler yapıyor. Bizim partimiz de yaptırıyor. Sadece anketlerle de kalınmıyor. Teşkilatlara soruluyor. Artı sanki genel merkezimiz bizim bu dönem özel kişiler marifetiyle zemin yoklaması da yapıyorlar. Arazide güzel, özel kişiler geliyorlar, araştırıyorlar. Ahmet nasıldır, Mehmet nasıldır, Hasan, Veli, şu belediye başkanının başarısının nasıldır, tabanda kimin ismi var. Yani bizim parti üst yönetimi, genel merkezimiz ve cumhurbaşkanımız bu tür çalışmaları da bu dönem yaptırıyor. Buralarda sizin isminiz var mı yok mu? Evet. Şimdi Mehmet Çerçi'nin ismi anketlerde çıkmıyorsa, parti tabanında yoksa, genel merkezimizin yaptırdığı bu özel yoksa, çalışmalarda yoksa, Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasında da yoksa, ben istediğim kadar ben adayım desem hiçbir anlamı yok ki. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Aynen doğru. Tam tersine buralarda varsa, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Mehmet Çerçi'yi bir tarafa yazmışsa, başarılarını takdir etmişse, varsa bir başarısı, bu halk tarafından takdir edilmişse, bu da Ankara'ya yansımışsa, anketlerde çıkmışsa, bilmiyorum bakın hiçbirini bilmiyorum neticesini, ben bilerek söylemiyorum. Yani yorum yapıyor, analiz yapıyoruz. Bütün şeylerde olumlu veriler çıkmışsa benim aday olmam gerekmiyor ki. Yani ben adayım diye çıkmamın da bir anlamı yok. Nasıl? Yani yukarısı bunu görüp takdir evet, ediyorsa sizin aday olmanız gerekmiyor. Anlatabildim mi? Diyecek ki aday. Yukarısı diyecek ki tamam bizim adayımız filanca diyecek. Ya da tersi. Hiçbir yerde yoksunuz, çıkmıyorsunuz. Yukarıda da yoksunuz. Adayım diye çıkmışsınız. Bunun da bir anlamı yok. Dolayısıyla netice, cümlenin sonu nasıl bir çık diye bekliyorsun sen tabii. Bu kadar yorumlar, analizler, bu cümlenin sonu. Hayır. Ben şu anda hiçbir yere aday falan değilim. Açık söyleyeyim. Bir aday tarihi de belli değil. Aday tarihi gelmedi. Ha yani, öyle bir şey de yok. Adayı da değilim siz yani. Siz de şu anda belediye başkanısınız. Ben belediye başkanıyım. Büyükşehir'e, 31 Mart'a kadar. Tabii. Büyükşehir'e hiç aday değilim. Hiç yani şu anda. Öyle bir düşüncem de yok zaten. Yunus Emre'ye de belki aday olurum olmam. Daha o da o belli. Nasip diyorsunuz. O da nasip. O da belli değil. Ama ben 31 Mart'a kadar belediye başkanım. Ama bunun için de bir yere aday olmak gerekmiyor. Ben de onu da biliyorum yani. 16-17 yıllık ben bu partinin kurucusuyum. İl başkanlığı yapmışım. Milletvekilliği yapmışım 2 dönem. 5 yıla yakındır da belediye başkanlığı yapıyoruz.
Bunlar için hiçbir yere bir şey aday olmanız da gerekmiyor. Bu halktaki karşılık önemli, tabandaki karşılık önemli ve bunun yukarıya yansıması önemli. Aynen doğru. Anlatabiliyor muyum? Ve Sayın Genel Başkanımızın kafasında bunun oluşması, bu bilgilerin, bu verilerin orada varsa, sizinle ilgili müsbet veriler orada oluşması önemli. Onun dışında orada yoksak biz aday olmamızın hiçbir anlamı yok zaten. Benim de böyle bir düşüncem de yok. Yani aday olayım diye de bir düşüncem yok zaten. Şimdi bizi izleyen Manisalılar da efendim. Buradan ne anlayacaklar şimdi? Sizi efendim şimdi ben şöyle diyorum. Manisa'da şimdi oturdular ve şunu düşünüyorlar. siz dediniz ya davetiye gezdim. Bütün ilçeleri yani bizim parti olmayan belediye başkanlarına dolaştım. Hepsini gezdim dolaştım. Evet. Peki soracak olanları biliyorum. Onun yüzden ben de onlar adına soruyorum şimdi. Peki gittiniz bütün ilçeleri gezdiniz. Sizin görüşünüz nedir? Siz var mısınız yok musunuz? Diye soracaklar. Sevgili maçlar, siz merak etmeyin, ben size soruyorum. Siz efendim en son gittiğinizde ilgi alaka çok büyüktü de ben takip ediyorum çünkü her akşam bizim televizyonun arkasındaydı. Evet. Peki görüntü nasıl efendim? Şu anda bir şey daha var Sayın Başkanım. Hı. Biliyorsunuz siz de milletvekili yaptınız. Efendim bir dönem yapmadınız ve insanlar sizi sevmiyorsa sizi gördükleri zaman vitrine dönerler, bakarlar, ayakkabısını bağlarlar, telefonla konuşurlar, sizi de yüz yüze görmek isterler. Peki bir de isterlerse, görmek isterlerse önünüze atlarlar nasılsınız diye. Şimdi ben Manisa'lı adına soruyorum efendim. Sizin en son turunuz Ankara'dan başladım. Ankara'ya gittiniz. İlgi alaka nasıldı ve ilçelerde nasıldı? Buyurun. En zor soru. 10 puanlık soru bu efendim. Ya benim bu konuda tabii... Mütevazı olduğunuzu biliyorum. Bakın bir de realist olduğunuzu görüyoruz efendim. Hiç kimse ben halkın içinde yoksam zaten beni yapmazlar diyecek kadar benim karşıma şimdi kimse gelmedi şimdiye ben kadar. Ben böyle bakıyorum yani. İlk defa siz çok açık net söylüyorsunuz. Yani bende bir şey olsa bile bir tanesi eksikse yukarısı olmayabilir. Tabii, bu benim kabahatim değildir. Benden daha üstün birisi vardır. Tabii veya ki. Onu arzu etmişler evet, diyecek aynen. Kadar da realistçe yaklaşıyorsunuz tabii. Ama sizin düşünceniz bir alalım mı efendim? Önce Ankara'dan başlayalım. İlgi alakalı. Ankara'da yani bir sorun yok. Ankara'da gayet ben zaten Ankara'ya özellikle davetiye götürmek için gittim. Onu da söyledim. Beklediklerimizi yani beklentilerimizi destek anlamında spora destek, belediyemizin taleplerini vesaire önümüzdeki süreçle ilgili özellikle onların bakanlarımızın en az birinin gelmesinin bize güç vereceğini, Manisalıları mutlu edeceğini falan ifade ettik. Bizim Manisalıların selamlarını götürdük. Gayet güzeldi yani. Çok güzel karşılandık. Orada bir sorun yok. Zaten gördüm. Biz şimdi şöyle, bu bizim başarımız ya da başarısızlığımız anlamında bir yorum değil. Bizim Ankara'da zaten başta tabii Cumhurbaşkanımıza ulaşmak kolay değil. Onun çok yoğun işleri var. Meclis Başkanımız şu anda Binali Bey olmak üzere hepsine ulaştık. Tamam, ulaşmak doğru. İstediklerimize bir şekilde. Zaten daha önce beraber zaten çalışıyoruz. Zaten hukukumuz var hepsiyle. Tamam, yani bir diyalogumuz var, bir hukukumuz var. Bir geçmişimiz var. O bakımdan bizim Mehmet Özsaseki Bey unutmayın onu da ona da ulaştık genel başkan yardımcısı. Kayseri eski belediye başkanımız. Eski bakanımız. Şu anda Sayın Özsaseki yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Ona da ilettik özellikle davetiyemizi vesaire verdik, sohbet ettik 5-10 dakika. Yani hiçbirisiyle hiçbir sorunumuz sıkıntı yok. Tabii hiçbir sorunumuz yok. Ankara'da Peki. Öyle bir sorunumuz yok. Dönün efendim. Selendi'den başlayalım, ilçelerden. Ya tek tek değil de siz illa başlayalım. Benim ağzımdan bir şey almaya çalışıyorsunuz da. Ya ben kendimi bir şeye bir yere konuşlandırırsam ben şöyleyim ben böyleyim demek bizim pek erdemli bir davranış olmaz diye düşünüyorum. Biz projelerimizi anlatırız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, vizyonumuzu anlatırız. Bizim halktaki karşılığımızın olup olmadığı, halk tarafından, parti tabanı tarafından nasıl karşılandığımızı kamuoyu takdir etsin. Edecektir de zaten. O milletimizin takdiridir. Siz basın mensubusunuz aynı zamanda önemli bir basın göreviniz var. Basın olarak siz bunları daha yakından biliyorsunuz, takdir ediyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Şimdi bakın görüyorsunuz. Daire müdürlerinize mesaj. Şimdi ben sordum ya size bana soruyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz tabii bu konuları daha iyi gözlersiniz. Bu konuda ben şöyleyim böyleyim dersem biraz haddimi yani kendi kimliğimle. İlçelerde size karşı bir sevgi olduğunu görüyoruz. Eyvallah kendi kimliğimle çelişirim yani. Benim bir tarzım var, yapım var, mütevazi ama iddialı. Yaptığım her iş iddialıdır. Yani projelerimde mütevaziliği kabul etmiyorum diye hep bunu söyledim. Biliyorum. Çünkü iddialı bu proje. Onun altyapısı çok sağlamdır. Çok emek vardır, vizyon vardır, akıl vardır. Benim değil sadece tabii ekibimin. Biz bir ekibiz. Proje ekibiyiz. İş yapan fen işleri ayrı bir ekip. Yani başkan yardımcısı, müdürleri, teknik zekası, mühendisler. Hepsi ayrı bir zeka, ayrı bir kimlik. Toplam bir kişilik oluşuyor burada. Yunus Emre Belediyesi'ne ait bir akıl oluşuyor.
bu eserler böyle çıkıyor. Bunlar iddialı eserler. Türkiye'de iddialı eserler. Şimdi burada da mütevazi olursak ya biz bir pazar yeri yaptık da işte. Değil kardeşim, bu çok ciddi bir iş. Ciddi aynen bir doğru. iddialı eserdir o pazar aynen yeri. Doğru. Pazar yeri bile ona tarife kafi gelmiyor. Çok basitleştiriyor. Bunu ben söylemedim. Bir müteahhit firma söyledi. Ya başkan buna pazar yeri demişsiniz evet. de projeyi hayır, küçültmüşsünüz dedi. Ya bu çok büyük kompleks bir proje. Buna başka bir isim bulalım diye. Onlardan geldi öneride. Dolayısıyla projelerimiz çok iddialıdır. Yaptığımız işte çok iddialıyız. Ama bireysel şahsi bir şey sordunuz mu? O konuda mütevaziyizdir. Yani mütevazilik çünkü biz aciz bir insanız. Allah herkesi insanoğlunu yaratmış ve aciz kılmış, akıllı kılmış. Çok özellikler, meleklerden üstün özellikler vermiş insanlara ama bir taraftan da çok aciz kılmış. Aciz birer varlığız evet. yani. Onun için de haddimizi bilmemiz takdir lazım. Takdir-i ilahiye inanan tabii, insanlarız. Aynen öyle. Diyorsunuz. Mütevazi olmamız lazım hayatımızda, kültürümüzde. Onun için bizimle ilgili takdiri kamuoyu verir. Sizler verirsiniz. Başarılı, başarısız. İlçelerde nasıl gözüküyor? İlçelerin bakış açısı nedir diye. Onun kamuoyu takdir etsin. Ben bir şey söylemeyeyim. Ama çok güzel geçti ziyaretlerimiz. Fevkalade verimli ve güzeldi. Sağ olsunlar bırakmadılar. Bırakmak istemediler. Evet, yemek, ikramlar, şunlar, bunlar. Evet. Geceyi yani geceye kadar oralarda kaldık. Bence de öyle. Sevgili maçlılar efendim. Sayın Çerçi'nin mütevazını gördünüz. Yani onu son 10 dakikaya girdik ama belediye başkanlığı için de bizim çalışmalarımız var. Buna izin verirseniz biz de bir ay sonra açıklayacağız. Evet. Şimdi biz de ders çalışıyoruz. Evet. Ama yorumlarınız son derece doğru ve ciddi. Hatta Manisalıların hoşuna gideceği, insanların hoşuna gideceği bir yorum. İnsan kendini tamam biliyor ama yine de Ankara'nın burada görmesi lazım. Aynen. Vatandaşın oy vermesi lazım aynen gibi. Öyle. Belediye başkanlığı konusunda şöyle bir rafa kaldıralım. İleriki günler tekrar konuşacağız efendim. Ama şu anda 31 Mart'a kadar ben belediye başkanıyım diyor evet. Sayın Çerçi. Ve bu benim eğer alın yazım varsa, halk istiyorsa, vatandaş istiyorsa, Ankara takdir ediyorsa, efendim Cumhurbaşkanımıza uygun görüyorsa bunun olmaması için bir sebep yok. Ama benim ama böyle bir niyetim böyle bir, olabilir, böyle olabilir. Bir hatta ben olmayabilirim bile diyor yani. Hiçbir şey de olmayabilir. Bizim böyle bir hedefimiz yok. Böyle hani bir hedef koyarsınız, ben şunu olacağım diye. Bizim böyle bir derdimiz, böyle bir hedefimiz ama yok. Ama şu var yalnız, hedeflerinizde yapılan yarım işleri bitirmek var. Tabii tabii. Bunun içinde, bunun içinde biz bir dönem daha istiyoruz. Nasip bakalım tamam. inşallah. Nasip. Peki, efendim önünüzdeki de nereden bahsedelim mi vatandaşlarımıza? Tabii, tabii. Buyurun. Ya çok güzel eserler bu ara yayınladık. Arkadaşlar onları hemen getirdi. Mesela bir tanesi Yunt Dağı Yağlı Pehlivan Güreşleri diye. Evet. Yunus Emre Belediyesi'nin şöyle bastığı bayağı bir emek var bunlarda. Çok, yani kitaplar çok böyle. Benim kalıcı bir tabii bilgi kalıcı. Var. Kalıcı bilgi var. Manisa'dan gelmiş geçmiş önemli pehlivanların isimleri var. Yağlı güreşin hikayeleri var. Böyle sayfa sayfa. Gayet güzel. Eski baş açtı herhangi bir sayfayı açtım. Eski baş pehlivanlardan Akhisarlı Rıfat, Habeş Tahvari, Tekirdağlı Hüseyin, Sındırgılı Şerif, Manisalı Halil. Akhisar güreşleri hatırası demiş mesela. Tabii. Bir başka sayfasını şöyle bakıverelim. Onu efendim şöyle bir gösterebilir miyiz bir şeyde ekranda? Şu karşıya doğru tamam, gösterelim. Tamam göstereceğim. Bizim kendi güreşimizden de şeyler var burada. Tamam. Anılar var. Kırkpınar'dan değişik. Resimler Yörük var. Mehmet Gökçen, Kel Hüseyin. Yörük Mehmet Gökçen, Ali Gökçen şimdi baş pehlivan olarak evet. güreşlerimize katılıyor. Bizim güreşlerimizi de organizasyonda bayağı katkılar bakın, sağlıyor. Erdem Özyiğit evet. var mesela. Tabii Manisa'da, Erdem Özyiğit var. Yani Manisa'dan gibi çıkan tabii. önemli. Yörük Mehmet Gökçen evet, Yörük var. Mehmet Gökçen Turgut var tabii. Yani bunun gibi böyle değişik güreş Mustafa Yıldız güreş tarihinde isimleri bu çok belirlenmiş. Bir Manisalılar şey. Vesaire diye Kırkpınar'ın hikayesi, bizim Yunt Dağı güreşleri filan böyle işte bizim Yunt Dağı güreşlerinden böyle bir resmimizi almışlar. Evet. Böyle bir şey koymuş. Efendim hatıra olarak kalmış. Tabii, bu bir kitap haline getirildi. Hem bizim Yunt Dağı güreşlerinin şeyleri basıldı. Hem de Manisa'nın geçmiş pehlivanları tamam, buraya doğru. konmuş. Ne kadar güzel. Peygamberimizin bir hadisi konmuş buraya. Sırtı yere gelmeyen gerçek pehlivan, güreşte rakiplerini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsini yenendir diyor en mesela. Başta. Peygamberimizin bir hadisi şerifi. Onu ben şöyle alayım efendim. Böyle bir güreş. Bakalım. Kitabımız. Türk halı sanatı mı efendim? Türk halı sanatı ve Yunt Dağı halıları yine bizim tabii arkadaşlar kültür hizmetlerinin burada büyük evet, gayreti. Çok güzel çalışması Kefahettin olmuş. Bey'in gayretleri var.
Yine Türk Halı Sanatı ve Yuntdağ Halıları, Altan, bizim Altan Bey var, Altan Türe, Erzurum Sanal. Bir de şiirleri var içinde, Mustafa Pala abimizin şiirleri. İşte Yuntdağ'ından böyle değişik kesitler var, halı motifleri var. Gayet güzel efendim. Bir hanım kardeşimiz ip şey yapıyor. Yuntdağ halıları çok önemli. Bunda şey kitaba dökmüş, yazıya dökmüş değil mi? Tabii bunların hepsi yazıya dökülmüş. Böyle halı motifleri var. Harika. İplerin boyanması vesaire. Harika bir şey efendim. Biz kendimiz de şu anda Yuntdağ'ında halı tezgahımız var. Değişik halı örnekleri, antika halılar bunlar, eski. O halı tezgahlar nerede efendim? Bizim şu anda Süngüllü köyümüzde halı tezgahlarımız var. Orada biz hanımlara canlı yayın için bir de oraya da uğrayalım tabii efendim. Tabii. Halı dokutuyoruz. Peki. Değişik Türk motiflerini falan oldu. Onu yani, alayım efendim ben. Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi, Obasya'nın Mustafa Pala'ya onların da şey, desteği mi var. Büyük gayretleri, onların şiirleri vesaire. Yunus Emre Belediyesi'nin kültür tamam hizmetleri. Efendim. Yine iki tane ayrı kitabımız var. Biliyorsunuz 3 senedir yapıyoruz Yunus Emre Hazretleri'nin isimleriyle ismini yaşatmak için sempozyum yapıyoruz. Ekim ortasında. Bu sene sempozyum değil de böyle bir konferans gibi bir şey yapacağız. Onun sempozyum kitapları var. Böyle bütün o bildirilerin. Harika. İkinci Yunus Emre, üçüncü Yunus Emre sempozyumunun kitapları bunlar. Orada sunulan bildiriler, şunlar bunlar. Şunu alayım. İki tane de kitabımız var Yunus Emre ile ilgili. Evet. Bir kitabımız daha vardı ama onu koymamış arkadaşlar. Değerli Mustafa Tatçı Hoca var Ankara'da. Mustafa Tatçı Hoca'ya da buradan selam, sevgiler, saygılarımızı gönderiyorum. İşitin ey yarenler diye Mustafa Tatçı Hoca'nın kendi yazdığı Yunus Emre'yi yorumlayan, evet, izah eden, açıklayan böyle bir büyük boy kitabı. Biz ona çok az bir telif ödeyerek izin istedik. Bu kitabı basılması, bizim harika, basmamız noktasında. Hocamız da bize izin verdi. Resmi izin verdi. Bu kitabı bastık. Yunus Emre'nin hayatını ve onun yorumlayan, şiirlerini yorumlayan. Yine hayatı ve seçme şiirleri, özellikle şiirlerinden bir demetin olduğu Yunus Emre ile Aşk Yolculuğu diye daha küçük bir kitap. Yine Mustafa Tatçı Hoca'nın müsaadesiyle bastığımız, böyle hediye ettiğimiz. Bunlar parayla satılan ürünler falan değil. Tamamen. Evet, doğru söylüyorsunuz. Kültür hizmeti. Şey geldi efendim, içeriden bana not geldi. Dergi tasarımını ETV olarak biz yaptık. Doğru. Dergi hangisi acaba? Hangi tasarımı? Bilmiyorum, ben dergi de bilmiyorum. Dergi tasarımını bir de... ETV olarak katkımız varmış. arkadaşlar. Eyvallah. Yani. Ya katkısı olan size de, ETV'ye de, herkese teşekkür ediyoruz. Yani bunlar güzel eserler. Çok teşekkür ederiz bunlar. Evet. Yani kendi efendim sadece inşaat yapmıyoruz. Sadece yol yapmıyoruz. Sadece park yapmıyoruz. Gölet yapmıyoruz. Fakirlerimiz var. Garibanlar var. Onları bir başka günde konuşalım efendim. Neler çok yaptığınıza bakacağız. Çok. Onları da bir saat, iki saat anlatırız. Siz saate bakıyorsunuz. Ben de saate bakıyorum. Çünkü buradan bir randevum var. Randevunuz var. Evet. Sevgili Manisalılar efendim. Sayın Churchill'e bir saat 10 dakika sorduk. Ve daha bizim bırakırsanız, daha doğrusu zamanımız olsa çok daha fazla yapacağız. Çünkü Sayın Churchill'in akıcı konuşmaları ve iyi anlatım tarzıyla ben de çok rahat anlıyorum. Siz de çok rahat anladığınızı düşünüyorum ama çok sık daha toplantı yapmamız lazım. Niye? Evet. Çünkü işte Lale Paşa olayını konuşacağız. Efendim güreşlerin bittikten sonra onları konuşacağız. Tekrar ben bu arada seçimi bir daha tekrar soracağım. Kültür, sosyal hizmetler var. Ama siz 23 Eylül'de bekliyoruz. Evet. Şimdi efendim, Ortaköy'e. Efendim bu kamera evet, size ait. Değerli buyurun hemşerilerim, bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız, 23 Eylül'de önümüzdeki pazar günü, yani bu pazar nasipse inşallah Yuntdağ Ortaköy mevkiinde yıllardan beri mesire alanı olarak kullanılan o alan, son 3 yıldır Yunus Emre Belediyesi'nin mülkü zaten orası. Sevinmişti. Son 3 yıldır orası Er Meydanı olarak düzenlendi. Tribünleriyle, altyapısıyla, sosyal donatıları, çevre düzenlemesiyle filan. Şöyle hemen tutalım. Ortaköy, evet, geleneksel 3. Yağlı Güreş, Yuntdağ Yağlı Güreş Festivali. Önemli baş pehlivanlar var. Orhan Okulu gibi, Ali Gürbüz gibi, Recep Kara gibi 40 civarında baş pehlivan. Toplamda 400'ün üzerinde pehlivanın katıldığı, 20 bin 30 bin arası insanın gelmesini beklediğimiz, geçen sene çünkü 20 binin üzerinde evet, bir efendim katılım oldu. 23 Eylül pazar günü saat 10'dan itibaren orada vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sizleri bekliyoruz. İnşallah güzel bir gün olacak. Kültürümüz adına hepinize saygılar sunuyorum. Evet efendim,
Tekrar ben de Sayın Doktor Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Ama özet olarak şunu söylüyorum. Sormuştum siz büyükşehire aday olacak mısınız diye. Tabanın sizi nereye taşıyacağını bilemezsiniz. İnsanlar karar verecekler. Ankara karar verecek. Ben belediye başkanıyım. İşime devam edebilirim. Buna tabii ki Manisalılar karar verecek diye söyledi Sayın Başkan. Efendim çok teşekkür ederim. Eyvallah, ben bu çok yoğun telaşınız arasında bize geldiniz. Ama eyvallah, güzel bir sohbet oldu. Eyvallah, çok efendim, teşekkür ederim. Efendim tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.